Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündülü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunda sunuşturuşumuz. Kıymetli dostlar, ekranımızda bulsun. Şarkı Türkistan'da Xitay virüsü bilen yukumlanğıcılar 400'den aştı. Atalmış Uyghur Abdum Rayonluk Sahiye Sağlıklı Saklaş Komiteti bugün elan kılgan en yeni uçurdu bildirilişe Şarkı Türkistan'da Xitay virüsü bilen yukumlanğıcılarının sani 414'ki çıkan. 29. iyul saat 0'den kes saat 24'ki kadar Ürüm şehirde yeniden 96 kişi Xitay virüsü bilen yukumlanğan. Bunlar içi de yeniden baykalgan keserlik alameti körülmegen yukumlanğıcılar 18 iken. Yukumlanğıcılardın diviziyada bir kişi, Kaşkar'da bir kişi bar bulup, kalgan 412 bimarının hemmesi Ürüm şehirde iken. Bunların içi de 2 bimarının ahvalı xaterlik, 22 bimarının kesili iğir iken. Şarkı Türkistan boyunca keserlik alameti körülmegen yukumlanğıcılar 143 bulup, Ürümçide 140, diviziyada 1, Sancide 2 iken. Nöbette Şarkı Türkistan boyunca ayırıp tekşürülgen kişilerin sani 12.313'ki yetken. Bugün ictimai uçur vasıtları tarqalgan sırlıq görünüşlerde məlum buluşa, virusun oltıraq binalardaki yündü yolu arqalıq başka ailelerge tarqalgan buluşu mümkünlükü pərəz kılıngan. Ürümçi şehir ahalileri ündidar arqalıq hacetxanını işiltiştin burun dezinfeksiya kılışını, yündü eğizinin tüyüşkini daim itip koyuşunu öz ara çekileşken. Ilaqı çigip çu aşna üstüge qıp qoyunlar ma şarjıda odun yuqum ehvalı ilaqı ma yuqotqan ehvalı sel eğirlar edip de ma qıtım noqti artısı xılsan jansı da 96 bir bir gədən çataq çıxıb da 96 bir bir gədən 400-500 gə yıqın adamı qayta bir tekşürdikən maş öyüdə oturaq atqanları yuqış ehvalı şuma şarjıda odun yuqı edip de şunun bək diqqət qılanlar da bazır bir dostum gəqib de maş öyünün şarjıda odunu bək şovdu qılanlar da cümü. Yakında ekvalanlar yakışı mı? Tüm gün ben ağlayan dümme gitme. O bunu da otdağını bekle kalkılanlar maddonunu işe oda okulup. Otdağını maddonunu ağzını çokum yipip. Xitay Uyghurlarını çoşku göşü yeşke kıstımakta. 27. yıl Ürümçiyarlık Soğudu İşleri İdaresi uxturuş tarıqtıp, Ürümçi ahalisiga 20 gün içinde 350 tonlu koy ve kali göşi tarqıtılğanlığını elan kılgan. Uxturuşta yeni koy göşinin 1 kilogramı 60 son bahada, yeni kali göşinin 1 kilograminin 66 son bahada tarqıtılğanlığını 7. ayının 24. gündən başlap 20 günü geçe 1 kilogramı 11 son bahada 100 tonlu toğunutulğan toğu göşi tarqıtılğanlığını, bir adam bir günde 5 kilogramdan artıq setib almaslığı kerekliğini elan kılgan. Ama Ürümçi Tanrıtağ Rayonluk Soğudu İşleri İdaresi 25. iyul ciddi uxturuş tarqıtıp, Tanrıtağ Rayondaki barlıq göç dükkanları Tanrıtağ Rayonluk Huangniu Yezi İgilik ve Çarvıçılık Pendekneki Tarakiyat Çeklik Şirketi'nin göç seti verişi gerektiğini. Yukarının ciddi uxturuşunu tapşırıp alğandan başlap, rayonu zapas saklanan kalı göşi ve koy göşi tarqıtış vaxtınca toxtılganlıqı, lekin çoşku ve toxu göşi devamlıq tarqıtılganlıqını ilan kılgan idi. Uxturuşunun ahir diyene tehdit tariqisinde barlıq göç dükkanlarının rayonluq hükümetinin çekilmesine katlıq əməl kılışı gerekliki. Xilaplıq kılğıçularının bazar başkuruş ve nazarat kılış idarasının tekşürüp bitirap kılışıgı tapşırıldığanlıqı əskertilgen idi. Xitayının Uyghurlar topluşup oltıraqlaşkan Tanrıtağ rayonuğa bulup mu Uyghurlar en köp istimal kılıdığan koy ve kali göşi tarqıtışını çekilip, əksiçe çoşku göşü tarqıtış kılmışı aşkarı halda Uyghurlarını çoşku göşü yeşki məcburlaşdın başqınarısı əməs bulup, Kurban heyet mezgilede mezkur uxturuşunun tarqıtılışı, muhacirettiki Uyghurlar ve başka Şarkı Türkistan meselesine dikkat kılıbatkan siyasi yollar arasında gül-gül qozğumaqda. Amerika deniz təvəlliki meselesinde Yaponiyanı tuluq kollaydıqallıqını bildirdi. Yakınkı mezgillerde Xitay paraxotları talaş tartışlıq rayon Sinkaku arılığı köp qetim bösüp girgen bolup, Yaponiyanın narazılıqını qozğan. Yaponiyada turuşluq Amerika armiyasının komandanı Kevin Schneider Amerika tarafının Yaponiyanı tuluq kollaydıqallıqını bildirdi. Fransiya Xalqara Radyosu'nun bu axtiki xabirde bildirilişe, Kevin Schneider çarşamba ötküzülgən tor axbarat yığında bu axtı toxtulup, Xitayının aldınkı 100 gün içinde Sinkaku arılığı suqunup giriş qetim sanının bundan burun körülüp bakmağın derecede köp bolğanlığını,
Amerika'nın Japonya'ya yardımlaşıp Sinkaku aralı etrafındaki Xitay paraxotlarını nazarat kıldığanlığını tekitledi. O sözde Amerika taraf bu vaziyetki karata Japonya'ya kılçı işkilenmezsin 100% yardımda buludu. Bundan burun Xitay paraxotları her ayda Sinkaku aralığı köp kıtım sokunup girdi. Emdi bolsa Xitay paraxotlarının bu rayonu toxtup koyulup Japonya hükümeti bilen Türkçi vatkallığını körüvatımız diğerlerini bildirdi. Japonya taratqolarının xəbər qilishicha Japonya tərəf Xitay paraxotlarının Sinkaku aralda uda 100 gün üzülməy hərəkət qılıbatqanlığını bayqığan. Xitay Taşqı İşlər Nazirliyi bu vaxtı inkas qaytırıb Sinkaku aralının əzəldən tartıb Xitayğa təvə ikənlikini hər qaysı tərəflərinin rayon muqimliyi və tinçliyi xətər elib gəldigən söz hərəkətlərdə olmasını ümid qıldığanlığını bildirgan. Amerika bilen Avustralya Xitay'a karşı turuş hakkı da kengeşti. Amerika avazının bugünkü haberde bildirilişe Amerika bilen Avustralya minister derecelik kengeş yığını içip Xitay tehdidiga ortak karşı turuşku kilişti. İki taraf yığından keyin birleşim bayanat elan kılıp müdafiye hemkarlıkını öz içige algan bir qatar sahalarda hemkarlık ve kengeşini küçeytip Xitay'a birlikte karşı turuşku vadeleşkenlikini. Ortak hareket kullanıp yuqumluq keserlikning tehdidinin aldığını eliş Baykaş ve onunla takabül duruş gerektiğini bildirdi. Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin muavin bayanatçısı Kali Brovin'nin bu ahtiki bayanatı da Avustralya Başministeri Morrison'nın ötken yılı 9. ayda Amerika'daki tarihi ziyareti asası da iki tarafının kan dairlik fikir almıştırgalıqını, iki devletinin erkillik ve demokratiyadaki tevrenmez vadesini kayıtı təkidli gelikini bildirdi. İki devlet uçuruşçidin keyin elan kılınan birleşme bayanatı körüstülüşe İki devletin asaslıq maqsadı qandaq qılıb Xitayğa qarşı teximi yaxşı kürəş qılıb Hindi Tinich Okean rayonunun əsliyə kelişi, bexatarlığı və güllünüşəyə kapadətli qılış üçün bir qatar məsələlərdəki həmkarlıqdan maslaşdırış ikən. İki tərəf yana kəlgüsdəki səhiyyə krizisi və tarqılışçan kəsəlliklərinin aldını eləş və onu pəsəytiş üçün dünyavi küşünü küçəytişinin zörürlükini tilgə elib, Hindi Tinich Okean iki tərəflik sağlamlıq bexatarlıq həmkarlıqıdaki vədisini əməlgə aşırışını qayıt təkidləgən. İki taraf yana Hindi Tinich Okean rayonunun Amerika-Avustralya ittifakının muhim noktası ikkenligini qayta-qayta ta'kidlash bilan birga Sharq-Janubiy Asiya ellari ittifaqi qatarlıq sheriklar bilan hamkorlashib, ittifoqdoshlar va sheriklarning to'g'ri qurilmasini kuchaytirish kerakligini ta'kidlagan. Amerika Xitoyning diplomatiya amaldorlarini azaytishni planlamoqda. Amerika taratqolarının bildirişçe Trump hükümeti yıqında Xitay'dan Amerika'daki diplomatiya əməldarlarını zor gülemde azaytışını tələb kılmaqçı iken. Amerika'nın məlum bir əməldarının aşkarlışça Trump hükümeti Xitay'nın Amerika'daki diplomatiya əməldarlarını azaytıp, Amerika'nın Xitay'daki diplomatiya əməldarlarının sani bilen tənləştirişini oylaşqan. Mezkur əməldar bunun Federatif Tekşürüş İdarisi FBI'nın yükünü yenikiltiş üçün işkerlikini bildirgen. Ma'lum bo'lishicha, Novati Federativ Tekshiruv idorasi bir taraf qilayotgan josuslikka aloqador 5000 dan ortiq deloning 20 dugidak Xitoy bilan aloqador ekan. Yaqinda Amerika hukumatı Houstondagi Xitoy konsulxonasini taqib etgandan keyin, Xitoyni o'ch olish maqsadida Amerikaning Chengdudagi konsulxonasini taqib etgan. Bu vaqadan keyin Amerikaning bir qism amaldorlari ikki taraf diplomatiya amaldorlarining nisbatini tenglashtirish haqida qaytadan o'ylanishga boshlagan. Növete Xitay'nın Amerika'daki diplomatiya əməldarlarının eniq sanını biliş təsib olsun mu? Amma bir qısım materiallarga asaslanğanda 252 yıqın işkərliki məlum bulmaqda. Uyğurlar üçün Amerika qılalaydıgan 5 bas kuşluq yardım. Milyonluğan Uyğurnın lagırlarga qamılıp, gayet zor ruhi və cismani qiynaqlarga düşkili vatqallıqı bütün dünyaya məlum bulğan deyken, Əmlikte onlarının məcburi tuğut çekiləş ve zamanevi kullar əmgikinin nişanığa ayınıp kalıqalıqı, lagırdın aman kalıqan Uyğurlarının mu hazır bu paciəlerden aman kalmayıvat kalıqı haqqıda köpligen məlumatları oturuğa çıxmaqda. Bununla mas halda Amerika hükümetinin allı qaçan 40-cılıq dəb tərifliğine vatqan bu gayet zor paciəgi qarıda nimelerini kılalışı haqqıda türlük fikirlər oturuğa koyuluşu başıldı. Vox Store'da 28. iyul günü elan kılınan bu axtiki maqalda görüstülüşe, Hazır Amerika hükümetindeki her derecelik zatlar Uyğurlarının kandak ekvalıqı düşkili vatkallıqı haqqıda asasen fikir birlikige igikken. Bulup mu Amerika Prezidenti Donald Trump'nın Uyğur kişilik hukuk siyasi kanunuğa imza koyuşu bunun en tipik ifadesi iken. Ama bununluq bilerli toxtap kılışkı bolmaydıqallıqını təkidle vatkan bir kısım analizciler, növete Amerika hükümetinin Uyğurlar üçün emeli yusundu kılalaydıgan 5 türlük yardımını rədki turguzup çıkan.
Makalede görüntüleşen növete Uyghurlar meselesinde garip dünyasında en kat'i mevkada turuvatkanı Amerika hükümeti bolsa mı? Lekin Xitay rejimiga Uyghurlar meselesi boyunca tehimi qattiq besim payda qilish uchun xalqaro jamiyatning Amerika bilan ittifoqdoshlik hosil qilishi bakmi muhim ekan. Shunga Amerika hukumatining Uyghurlar meselesi bo'yicha dunyodagi har qaysi demokratik davlatlar bilan yangi bir ittifoqdoshlik yaratishi buningdagi birinchi bosqich hisoblanadi ekan. Beshburchaklik binodan pensiyaga chiqqan sobiq dengiz armiya generali Chep Gerigson bu vaqtda so'z qilib, ayni vaqtda yahudiylar zo'r qirg'inchiligimi ko'p davlatlarning hamkorligida hal bo'lgan. Amdilikda Uyghurlar duch kelayotgan qirg'inchilikni shu usulda to'xtatish lozim degan. Yordamning ikkinchi bosqichi Xitoy rejimini iqtisodiy jihatda ravrus injiqlig'idek holga keltirish ekan. Buningda Uyghurlarning majburiy amgakiga chetishlik barliq mahsulotlarining Amerika va Yevropa bozoriga kelishini cheklash, Amerika va Yevropadagi yuqori fan texnika shirkatlarining Xitoydagi zo'r tutqun va nazorat tizimasiga vositlik yoki bevosita yordamda bo'lishini qat'iy cheklash muhim mazmun hisoblanadi ekan. 3-chi bosqichda navbatda Amerika Saudi ministrligi e'lon qilgan qora tizimniki elingan Xitoy shirkatlariga qo'llanayotgan jazoni izchil davomlashtirish. Shuning bilan birga Sharq Turkistondagi zulmga sherik bo'lguchi Xitoy amaldorlarini jazolashni to'xtatmaslik, ularning urug' tuqqanlari yoki farzandlarining Amerika yoki Yevropada panohlik tepishiga yo'l qo'ymaslik lozim ekan. Bu xil yordamning 4-chi va 5-chi bosqichi qatorida ular navbatdagi Xitoyning 2022 yillik qishliq Olimpik musobaqasini boyqut qilish hamda buni iqtisodiy jihatdan qo'llashni cheklashning muhimligini ta'kidlaydi. Georgia Town universitetining professori James Milward bu vaqtda so'z qilib, Xitoyning 2022 yillik qishliq Olimpik yig'ini ochishini cheklamaganda, xuddi Coca-Cola shirkatining 1936 yildagi natsistlar sohibxonlik qilgan Berlin Olimpik yig'inini iqtisodiy jihatdan qo'llaganligidek tragediya kelib chiqadi deydi. Abdur yana yuqoriqilardan boshqa Birlashgan Millatlar Tashkilotida Xitoyga qarshi birlik saf hosil qilish dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur tashkilotlarini bevosita qo'llash qatorliqlarini ham o'tirg'i qo'ygan. Shundaqla muhojiratda pasportsiz qiynalayotgan Uyg'urlarga Amerika tuprog'idan panohlik makon berishni alohida taklif qatorida tilga olgan. Minister Chad Wolf Xitoydan kelayotgan tahdidlarni qat'iy to'sishimiz lozim dedi. Amerika Davlat xavfsizligi ministrligining muvaqqat ministri Chad Wolf yaqinda ministerlik qarmog'ida Xitoy xizmat guruhi ta'sis qildi hamda buningdagi maqsad Amerika tuprog'iga Xitoydan kelayotgan turli tahdidlarning oldini olish ekanligini bildirdi. Mazkur ministerlikning to'r betidagi xabarda aytilishicha, yaqinqi mazgillarda Xitoy kompartiyasining savdo to'r bexatarligi, ko'chmanlar masalasi va aqliy mulk sohasidagi yomon g'arazlik harakatlari barg'ansiri ko'paygan. Minister Chad Wolf bu vaqtda so'z qilib, yangidan qurilgan bu xizmat guruhi davlatimiz duch kelayotgan mushkildagi tahdidlarga taqobil turishni muhim nishon qiladi dedi. Mazkur guruhining yaqin kelgusidagi xizmat planida Xitoyning sifatsiz yoki cheklangan tibbiy mahsulotlarni Amerika bozoriga akirishni cheklash, aqliy mulk o'g'irligi bilan shug'ullanish ehtimolligi bo'lgan Xitoy o'quvchilarga viza bermaslik, millionlagan uyg'urga chetilgan majburiy amgak mahsulotlarini musodara qilish qatorliq mazmunlar bor ekan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur guruhda Amerika hukumatı qarmog'idagi boshqa bo'limlar bilan zich hamkorlashib Xitoyning Amerika xalqi va hukumatining manfaatlariga ziyon selishini eng tuvan chakka tushirish uchun xizmatni boshlab atgan. Fransiya hukumatı Uyg'urlar masalasida Birlashgan Millatlar Tashkilotiga yuzlandi. Amerika va boshqa Yevropa davlatlari Uyg'urlar duch kelayotgan zo'r fojia haqida orqa-orqa o'z maydonlarini ifodalayotganda Fransiya hukumatı Xitoy rejimining Uyg'urlarga qaratgan turli tadbirlarini kechirgusiz qilmish deb ayibladi. Baron gazetining 28 iyuldagi xabarida aytilishicha, Fransiya Xitoy munosabatida Uyg'urlar masalasi tufaylidan ba'zi yiriklik ko'rilayotganda, Fransiya tashqi ishlar ministri Jean-Yves Le Drian Birlashgan Millatlar Tashkilotiga Xitoy rejimining Uyg'urlarga qaratgan muomilasini yangidan baholab chiqish taklifini sunugan. U bu vaqtda muxbirlarga so'z qilib, Xitoy rejimi mening Uyg'urlar haqidagi bayonotimni asossiz deb rad qildi. Shunga undoq bo'lsa, Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi Michel Bachelet'ning boshchiligidagi mustaqil tekshiruvchilar buni qaytadan qarab chiqsin dedi o'q degan. Ma'lum bo'lishicha, tashqi ishlar ministri Jean-Yves Le Drian o'tgan haftada Fransiya parlamentida Uyg'urlarning lagerlarga qamalishi, majburiy amgakka selinishi hamda majburiy tug'mas qilib etishning qurbonlariga aylanishi qatorliklar haqida nutq so'zlagan edi. Xitoy rejimi orqa-orqadan dunyoning ayiblashiga uchrayotganda Fransiya hukumatining muhaqqaniyatni himoya qilishni tanlashi zo'r olqishga erishganligi ma'lum.
Xitoyga qarshi Amerikaning ko'zlari Angliya va Fransiyaning bosh ko'tarishi. Amerikaning qo'lidagi 7 cho'ng ko'zlarining dunyoni Xitoyga qarshi qo'zg'otishda zo'r rol o'ynaydiganligi ilgari surilmoqda. Oldingi bir qancha hafta Amerika Xitoy o'rtasidagi yuz bergan vaqa hodisalar dunyoning diqqatini bu ikki davlat o'rtasidagi suyuq munosabatning bundan keyingi taraqqiyotiga markazlashtirdi. G'arb matbuotlaridan nurg'ullagan siyosiy analizlar e'lon qilinib, Amerikaning Xitoyga qarata jazolarining davomlashtirilganligi, Amerikaning qo'lidagi ko'zlarining dunyoni Xitoyga qarshi qo'zg'atishga yetib oshadiganligi munozara qilindi. Analizchilarning qarashicha Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonunining ma'qullanishi Amerika Tashqi ishlar ministri Mayk Pompeo'ning 23 iyuldagi nutqida butun dunyoni Xitoyga qarshi o'rtaq harakat qilishga chaqirishi va uning qayta tarbiyalash markazi iborasining o'rniga jazo lagerlari iborasini qo'llanishi, Amerikaning Xiyostondagi Xitoy konsulxonasini taqishi, Xitoyning buningga javoban Chengdudagi Amerika konsulxonasini taqishi qatorliq bir yurish omillar Amerikaga amdi mayli Donald Trump davomliq prezident bo'lsin yoki uning o'rniga Joe Biden chiqsin. Bu ikki davlat o'rtasidagi munosabatning asliga kelishining mumkin emasligi, balki kunsiri buzilib boradiganligi bildirilgan. 24 iyul Germaniya Dolqinlar radiosida e'lon qilingan Amerikaning yana bir qitimqi ko'zlari nima bo'ladi nomli maqolada bayon qilinishi, Amerika Xitoyga qarshi bir yurish jazo tadbirlarining tayyorligini oldin tuttirib bo'lgan bo'lib, oldimizdagi kunlarda bir-birlab o'tirg'i chiqadi ekan. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi surkulishlar allaqachon suyuq munosabatlar davriga qadam qo'ygan. Dünya Amerika bilan Xitoyning jedeli texmi kuchayib ketarmi deb o'ylaganning o'rniga endi borgan sari yomonlashib boradigan og'ir vaziyatni qabul qilishga idisida hozirlik ko'rishi lozim ekan. Ikki davlat o'rtasidagi surkilish hatto askariy to'qinishga qadar yetib berishi mumkin ekan. Ko'zni qanilda 24 iyul e'lon qilingan Berlin Buyuk Britaniyaga do'stligini ifodalashi kerak nomli maqolada bayon qilinishi Uyg'urlar va ular uchrayotgan zulmni ko'zir qilib turib Amerika Xitoyga qarshi har xil tadbirlarni orqa-orqadan e'lon qilibotgan jiddiy bir paytda Angliya o'tirg'i chiqib Amerikaga moslashgan va Xitoyni qattiq ayiblab, uningga qarshi jazo tadbirlarini o'tirg'i qo'yganligini bildirgan. Uning orqadan Fransiya mu Xitoyni keskin talaffuzda qattiq ayiblagan. 22 iyul Germaniya tashqi ishlar ministri Heiko Maas Angliya tashqi ishlar ministri Dominik Rab bilan ko'rishganda, Germaniya bilan Fransiyaning maydoni mu Angliyanikiga o'xshash deyish orqali o'zlarining bu safga qo'shildiganligidan bishorat bergan. Demak, g'arb dunyosida Amerika boshchiligidagi Xitoyga qarshi birlik safining ko'lami borgan sari kengayib bormoqda. 26 iyul Germaniyaning Fox kanalida e'lon qilingan Xitoy Amerika to'qinishining umumiy ahvoli nomli maqolada bayon qilinishi, navbatda Amerika hukumatı Xitoyga qarshi jazo tadbirlari qo'llanishda qarg'a keladigan 7 muhim ko'zirga ega bo'lib, bularning biri Xitoy virusi bo'lib, dunyoda 16 milliondan ortiq inson yuqumlangan. 650 mingdan ko'proq inson bu vabo bilan o'lgan bugungi kunda uning Xitoydan tarqalganligini tutqi qilish dunyo miqyosida Xitoyga bo'lgan nafratni texmi kuchaytirishga yaraydi ekan. Ikkinchi ko'zir Uyg'urlar masalasi bo'lgan. Jazo lagerlariga qamalgan millionlagan Uyg'urlar va ularning nufus qirg'inchiligiga, madaniyat qirg'inchiligiga, hatto irqiy qirg'inchilikka uchrayotganligi Xi Jinping hokimiyatining diktatorligini, Xitoy Kompartiyasining tajovuzchilik xarakterini va dunyo tinchligiga bo'lgan tahdidini yuritib beradigan muhim dalil ekan. Uchinchi ko'zir Hong Kong masalasi. Xitoyning Hong Kongda davlat xavfsizligi qonunini majburiy yo'lga qo'yib, bir davlatda ikki xil tuzum kelishimini yirtib tashlaganligi va Hong Kong demokratiyasiga xotima berganligi dunyoning Xitoyning qarni itini yanimo ilgirlab tushunishiga sabab bo'ldi ekan. 4-chi ko'zir Tayvan masalasi. Tayvan Xitoyning dal aksiga borgan siri demokratik taraqqiyotni ilgari surayotgan bo'lib, xalqaradagi obrazimi kun siri yaxshilanib borgan. Amerikaning Tayvanni qo'g'dash irodasi o'zgarmaydi ekan. Tayvan ko'ziridan davomli foydalandi ekan. Xitoyni yanimo qattiq jazolashga to'g'ri kelganda, hatto Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatishi mumkin ekan. 5-chi ko'zir Tibet masalasi. Tibet masalasi garchi navbatda Uyg'urlar masalasining ko'langisi ostiga tushib qolgan bo'lsa-mu, lekin tarixi uzun, dunyoga Uyg'urlardan burun tunilgan bo'lg'achqa, bu masalaning mu belgilik ko'zirlik qimmati bor ekan. 6-chi ko'zir chegara datalashtiri va Janubiy dengiz masalasi. Xitoyning Janubiy dengizda Yaponiya, Vietnam, Filippin qatorliq davlatlar bilan egilik huquq da'vosi bo'lib qolmay, yana Hindiston bilan mu zamin da'vosi jetili bor. Bu mu Amerika uchun qarg'a keladigan ko'zir hisoblanadi ekan. 7-chi ko'zir Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy kelishimlardagi tengsizliklar bo'lib, Xitoy rejimi hozirga qadar barliq davlatlar bilan bo'lgan savdo kelishimlarida o'zlari boshqa davlatlarga ko'p eksport qilib, boshqa davlatlarning mahsulotlarini oz import qildigan tengsiz ham besham siyosat yurgizib kelgan.
bu ökdemlik garip devletlerini hazırga kadar en bir aram kılıp gelgen ciddi amil bolgan. Kandaklı bulmasın Amerika'nın hazır Xitay'a kullanıvatkan ceza tedbirleri İğir zulüm asıda kalgan Uyghurlar meselesini kündertipte tutup kelibatkan bolup, Amerika'nın gayreti bilen Angliya, Fransiya katarlıq devletlerimi Uyghurlar üçün ornudun desturuşka başlagan. İstanbul'da merhum ustaz Memtimincan Damollam üçün gayibani cinazinamızı okuldu. Birkaç gün burun Şarkı Türkistan'nın dini maaripedeki harmas ustaz, yitük istidat ve yüksek ahlak egisi merhum ustaz Memtimincan Damollam'nın Xitay işgalçileri tarafından türmede şehit kılınganlık haberini bergen edik. Bu münasebet bilen Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği'nin uğrunlaştırışı da bugün İstanbul Küçükçekmece Safaköy rayonu Gültepe mahallesindeki Fatih Camisi de peşin namazdinkin Xitay tecavüzcileri tarafından türmede şehit kılınğan merhum ustaz Memtimincan Damollam'ın gayibani cinazı namazı okuldu. Cinazı namazıga merhumun dostları, okuğucuları, cemiyet rehberleri şundaklı halkımızdan bulup köp sandı kişi katlaştı. Cinazı namazıda alimlerimizden Ataullah Halpitacım Memtimincan Damollam hakkında söz kıldı. Şimdi biz ustazımız Muhammed Emin Can Damollam. Beni bu ustaz Şarkı Türkistan'ın Gümü Nahisi, Hotel Velayeti Gümü Nahisi'nin kökterek yazısı dünyayı kegen ustaz. Şu gümüde Muhammed Emin Karacım, Muhammed Damullacım da meşhur boğan, Parsahan Mesumacım, Muhiddin Damullam, Katarlık 5-6 ustazın üzde, gümünün üzde ilimli bir kata okuğan. Abdülhekim Mehtum Hacim, Şarkı Türkistan'ın koyaşı boğan, Allah ahırkı bizdek boğan bir ümmetke, çırakıp yetiştirip birip, zalim Hittay'ın bir neçillik turmasını beştin ötküzep, Allah hayatını 5-10 yıl saklap biripti. Ondan ki şu 5-10'lık hayatı da dünyaya Uygur milletinin üzünün içindeki ilim ihtiyacını kandırıp öz zimmiske emaneti sakladak getken ustaz. Gaybani cinazı namazı pişkadem alimlerimizden Niyaz Damollacım'ın duası bilen ahırlaştı. Allah merhum ustazının yatkan yerini Firdevs cenneti kılsın. Merhumun ailesine ve bütün Şarkı Türkistan halkıya sevir ata kılsın. Ustazımızın şehadetini kubul kılsın. Teşkilatlar Birliği Hetlik Tebriknamı ilan kıldı. Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği bütün dünyadaki halkımızın şundaklı Müslümanlarının kurban heyetini tebrikledi. Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği bütün dünyadaki halkımızın şundaklı dünya Müslümanlarının kurban heyetini mübarekleb tebriknamı ilan kıldı. Tebriknamında munular tilga elindi. Bütkül Müslümanlarının muhaciretki barlıq Şarkı Türkistanlıklarının ve asaretki mezlum Şarkı Türkistan halkımızın kurban heyetini çin yürekten tebrikleyimiz. Bu kurban heyetinin inak, ihtipaklık, dostluk, kırındaşlık reştimizin küçüyüşüge, mezlum halkımızın zulümdün kutuluşuga, vatinimiz Şarkı Türkistan'nın müstakillikki erişişüge vesile buluşini Cenab-ı Allah'tan tileyimiz. Hemenlerinin kurban heyetini hoşal ötküzüşüge tilektaşlık bildirimiz. Kurban heyetinler mübarek olsun. Ali ihtiram bilen Hidayetullah Oğuzhan, Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, şahslarına Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kalıp programı ahırda, ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet etmen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.